Sayın Bakan, sunuş kitapçılığınızı okudum ve sunuşunuzu izledim. Ve demokrasi, özgürlükler, adalet kelimelerinin etkin bir şekilde kullanıldığı, işselleştirildiği anlamında kendinize özdeşleştirildiği bir kitapçık hazırlanmış. Özgürlüklerin bu kadar kullanılması hoşuma gitti. Ancak bildiğiniz gibi Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken açıkça şunlar söylenmişti. Türkiye'de kuvvetler ayrılığı gelecek. Türkiye'de bu sistem yasama, yargı ve yürütme açısından birbirini dengeleyecek. Ve artık milletvekilleri yasa teklifi sunabilecekler. Denetleme açısından bir sıkıntı olmayacak. Üzüldüğüm nokta, bu kadar demokrasi, özgürlükler ve adaleti kullanan bir bakanın ve bu konuda açıklamalarda bulunan bakanın Anayasanın 98. maddesinde milletvekillerine verilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Birinci fıkra. Daha sonra yazılı soru yazılı olarak en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarına ibarettir. Fıkrası Adalet Bakanlığı'na yönelik soru, yazılı soru önerdiğimizde karşılığını bulmadığını gördüm. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı hükümet sisteminden önce yazılı soru, sözlü soru, gen soru ve meclis soruşturması vardı. Denge denetleme vardı. Bu gen soru ve meclis soruşturması ortadan kalktı. Elimizde milletvekillerinin sadece yazılı soru kaldı. Ben de baktım 27. dönemde, yani bizim dönemimizde milletvekilleri tarafından Adalet Bakanlığı'na toplam 24 Kasım 2021 itibariyle, yani bugün itibariyle 6351 önerge verilmiş. 4949 adet önerge cevaplanmamış. Yani %77.92 önergemiz, yazılı soru önergemiz ne yazık ki cevaplanmamış. 108 adet önerge zamanında cevaplanmış. %1.7 zamanında cevaplanmış. 1195 adet önerge süresi geçtikten sonra cevaplanmış. %18.8 süresi geçtikten sonra cevaplanmış. 99 adet önergenin 15 günlük cevaplama süresi hala devam ediyor. O da %1.55. Buradan kendime geldim. Ben Adalet Komisyonu üyesiyim. Bir hukukçu milletvekiliyim. Adalet Bakanlığı'na 45 adet yazılı soru önergesi vermişim 27. dönemde. 45 adet soru, yazılı soru önergesinin karşılığında 43 adedi cevaplanmamış. %95.77. Bir adedi 15 günlük cevaplama süresi devam ediyor. Ve bir adet önerge ise süresi geçtikten sonra cevaplanmış. Sayın Bakanım, demokrasilerden bahsedelim, özgürlüklerden bahsedelim. Ve sunuş kitapçılığınızda, yani güven veren ve erişebilir bir adalet sisteminden bahsedelim. Ama size ulaşamıyoruz. Anayasanın 98. maddesindeki milletvekili olarak size sormuş olduğumuz soru önergelerinin cevabını alamıyoruz. Siz diyeceksiniz ki soru önergelerinin içeriği cevaplanmama niteliğinde olabilir. Hayır, baktım. Baktım soru önergelerinin niteliklerine baktım. Yani burada Aydın'da 2021 yılında bakanlığınız tarafından hangi yatırımların yapılması planlanmaktadır bir önergede. Bir önergede icra dairelerinde toplam müdür yardımcısı çalışmaktadır. Bunlarla ilgili özlük işleriyle ilgili sorular. Bir başka önergede engellilerin sayısıyla ilgili sorular. Yani bu soruları cevabını alamamışız. Sayın Bakan, tabii Türkiye'de şu anda adalet, özgürlükler çok önemli. Bu Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin getirdiği nokta çok önemli. Şöyle bakıyorum, Türkiye'nin üyesi bulunduğu OECD'ye bağlı kara paranın aklanması ve önlenmesi ve terörizmle mücadele amacıyla kurulan mali eylem gücünün, FATF'ın tavsiyeleriyle ilgili bir çalışma bugüne kadar yapılmadı. Geçen sene getirilen yasal düzenlemede siyasilerin ve aile bireyleri ve yakınlarıyla ilgili makul tedbirlerin alınmasıyla ilgili gerekli tavsiye yerine getirilmediğinden dolayı biz gri listeye düştük. Bu konuda, bu çerçevede bir çalışmanız olacak mıdır? İkinci nokta, OECD'ye bağlı Türkiye'nin rüşvetle mücadele sözleşmesinin uygulanmasıyla ilgili OECD rüşvetle mücadele çalışma grubunun endişelerini gidermek için etkin soruşturma yapılmadığına ilişkin 2020 ilerleme raporunda bazı tespitler var. Bu konuda bakanlık tarafından gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? Bu çerçevede siz Haziran ayında
sizin de bulunduğunuz bir toplantı gerçekleştirilmiş. Sizin dışınızda Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine, Çalışma, Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakimler, Savcılar, Yüksek Kurulu'nun oluştuğu toplantıda Türkiye ile ilgili tespitlerde bulunmuşlar. Sözleşme çerçevesinde hangi eksikleri dile getirdiler, hangi beklentileri sıraladılar, bunlarla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Sayın Bakan, bir de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de adalet çığlıkları var. Ben Adalet Komisyonu üyesi, bir milletvekili olarak, hukukçu milletvekili olarak yaklaşık bir seneden beri adalet çığlıklarını, hak ihlallerini kitapsal kitap olarak hazırladım. Çerçevede düzenlemelerde bulundum, kitap hazırladım. Bu kitapları size vermek istiyorum. Bu kitaplardaki hak ihlalleri konusunda bir çalışma yapacak mısınız? Yapmanızı öneriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.